Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru Tercih devam ediyor. Bu kez başkent Ankara'ya gideceğiz. Bakalım başkentteki hava nasıl, sınavla ilgili yorumlar nasıl? Hani başkentten dalga dalga ülkeye nasıl yayılıyor sınavın yorumları? Bence başarı denilince disiplin şart. Yani o hiç kaçınılmaz bir şey. Benim için bu iki kavram önemli. Benim için bu iki kavramı gerçekleştiren bir kişi var. Nesibe Aydın, Sayın Nesibe Aydın. Gerçekten takdir ettiğim, örnek aldığım çalışma, disiplin, eşittir başarı. Naçizane olarak ben kendisini örnek alıyorum. Değerli konuklarımız Nesibe Aydın okullarının kurucusu. Aynı zamanda eğitimci, örnek eğitimci ve değerli yazar Sayın Nesibe Aydın hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de aynı öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum benimle ilgili güzel duygularınız için. Evet, Ankara'da sınav nasıl esiyor? Onunla ilgili yorumlarımızı yapmak üzere bugün buradayız. Evet. Öncelikli olarak tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Çünkü çok zorlu bir süreç. Her yıl bu zor süreci yaşıyoruz. Ve sınavın ilk basamağı olan TYT'yi, yani etkisi %40'lık olan bölümü bugün atlatmış olduk. Bizim Nesibe Aydın öğrencilerinden öncelikli olarak aldığımız bilgi genel olarak 2021 sınavına göre daha kolay bir sınav oldu. Hepsi çok mutlu çıktılar. Ama bunu tabii Türkiye geneliyle de karşılaştırmamız gerekiyor. Bizim öğrencilerin seviyesi biraz yüksek olmasından kaynaklı. Matematikçi olarak ben matematiği yorumladığımda, değerlendirdiğimde sayılar ve problemler ağırlıklı soru var. Sayılar ve problemler ağırlıklının sayılar kısmında işlem sorularına ağırlık verilmiş. 8'de geometri sorusu var. Geometri sorusunun genelde Türkiye genelinde zorladığı öğrencileri belirtildi. Ama bizim öğrenciler onu kolay buldular. Tabii bu öğrenci düzeyleriyle de alakalı ama genel anlamda değerlendirdiğimizde 2021'den bu seneki TYT daha kolay bir sınavdı. Tabii asıl soruların yoğunluklu olduğu bölüm matematik ve Türkçe. Türkçe bölümünde daha çok bu sene uzun paragraf sorularına yer verilmediği, daha kısa paragraflı soruların olduğu ama çeldiricilerin belirleyici olduğu, yani çeldiricilerin birbirine çok yakın olmasından kaynaklı öğrencilerin zorlandığı görülüyor. Bu senenin belirleyici bölümü bence Türkçe ve sosyal olacak. Sosyal soruları da her yıl daha okuduğunu anlamaya, yorumlamaya yönelik sorulardı. Bu yıl sosyal sorularında biraz daha kısa sorular ama bilgiye de yer verilmiş. Yani yarın gerçekleşecek olan AYT'ye de yer verilmiş. Örneğin coğrafya bölümünde, hatta tarih bölümünde iki soru 12. sınıf konusundan çıktı. Normalde fizik, kimya, biyoloji, yani fen bölümleri ve sosyal bölümleri 9 ve 10. sınıf konularından çıkması gerekirken tarih bölümünde iki soru 12. sınıf konusundan çıkmış bulunuyor. Coğrafyada ise yine gelenek bozulmamış. 9 ve 10. sınıf konular ağırlıklı sorulmuş. Evet, felsefede birkaç sorunun zorladığı, Türkiye genelinde öğrencileri zorladığı söyleniyor. Felsefe sorularında da temel bilgiyi yorumlama, filozof görüşlerinin felsefi analizi yapılabilir gibi sorulara ağırlık verilmiş. Yani evet, din kültürü sorusunda öğrencilerimiz biraz zorlandıklarını söylüyorlar. Din kültüründe de yine bilgi ağırlıklı sorulara yer verilmiş. Yani Türkiye genelinde özetlersem, değerlendirdiğimizde matematikte işlem soruları öğrencilerin biraz vaktini almış. Ama sürenin de 165 dakikaya çıkarılmış olması bu sene geçen yıla göre öğrencilerimizin o sürenin bir kısmını Türkçe'de
kullanmalarına. Çünkü Türkçe ile ilgili az önce söyledim. Süre son konusuna biraz sonra geleceğiz. Ben burada bir virgül koyayım. Tuğba Hocama da bir hoş geldiniz diyeyim. Nesibe Aydın Okulları PDR Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Koordinatörü değerli hocamız Tuğba Yağcı da bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Size şunu sormak istiyorum. Bu başvuru sayısının çok artması. Geçen yıla nazaran %25 artması. Şimdi ve sınav da değerli hocamın da arz ettiği gibi geçen yılki veya daha önceki yıllarla biraz daha kıyasladığımızda daha kolaydı. Şimdi ne olacak? Yani yüzeylik dilime düşen öğrenci sayısı fazlalaşacak mı? Ne dersiniz? Yorumunuz ne olur? Hocam öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani aday sayısının fazla olması, başvuran aday sayısının fazla olması hani sınavların zorluk ya da kolaylığıyla çok etki eden bir faktör değildir. Sınavın zor ya da kolay olduğunu belirleyecek olan faktör aslında adayların sınavdan çıktıktan sonraki yapabilme durumlarıdır. Şöyle belirtmemiz gerekiyor. Bahsettiğiniz gibi %25 oranında bir artış söz konusu şeylerde, başvurularda. Ama 224 bin kontenjanımız boş kaldı geçen sene. Şimdi kontenjan boşluğu var. Girmek isteyen öğrenci var. Bir de bu sene YKS'de yapılan değişikliklerden biri de barajın kalkması. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Buna baktığımızda aslında bu başvuru sayısının fazla olmasında risk teşkil eden adaylar daha çok baraj puanlarının çevresinde oluşacak adaylardır. Yani biraz örneklendirmek istiyorum. Ben eğer ilk 100 bini hedefleyen bir adaysam aslında başvuran öğrenci sayısı beni çok da etkilememektedir. Ama benim başarı sıralamam 600 bin ile 1 milyon aralığında olacaksa evet bu süreç yani başvuran aday sayısından etkilenebilirim. Çünkü arkadaki adayların 1-2 netle benim önüme geçme durumu söz konusu olabilir. Yani birazcık aslında adayın bu süreçte hedeflediği ve alacağı sıralamayla da bağlı olarak farklı yorumlanabilir hocam. Çok yukarıdaki hedefi olan öğrenciler yani ilk 100 bin ya da 200 bine kadar belki de çok da etkilemeyecek. Ama daha gerideki sıralamalarda birazcık o kısmı etkileyebilir. Evet çok daha güzel ve net ifade ettiniz. Bu iyi oldu esasında. Peki Nesibe hocam süre yarım saat artırıldı. Peki bu artırılma başarıyı birebir etkileyecek mi? Hani oradaki netleri de artıracak mı? Ya da bu testler nereye aktarıldı? Hani öğrencilerin davranışları nasıl oldu? Benim şahsi kanaatim bu daha ziyade Türkçe'ye veya matematiğe kaydırıldı gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Evet. Bu sene geçen yıl biliyorsunuz TYT'de de AYT'de de netler çok düşüktü. Türkiye geneli ortalama çok düşüktü geçen yıl. Bu yıl geçen yılki ortalamaya göre yükseliş gösterecek diye bekliyorum. Tabii bir taraftan da şunu unutmamak gerekiyor. Bu seneki 12. sınıflarımız ve mezunlar 1,5 yıl süresince uzaktan eğitim alan çocuklar. Doğru. Okul öğrencilerini düşünürsek okul öğrencileri 10. sınıfın 2. döneminden itibaren 11. sınıfta uzaktan eğitim aldılar ve 12. sınıfta yüz yüze eğitimle karşı karşıya geldiler. Bundan kaynaklı bir boşluk olup da Türkiye genelinde geçen yıla göre daha başarısız bir öğrenci kitlesi de olabilir. Onu sınav sonuçlarında göreceğiz. Doğru. Ancak bu sene sınav süresinin artmış olması TYT'de genelde öğrenciler yetiştirme problemi yaşıyorlardı. Bizim kendi Nesibe Aydın'ın öğrencilerinde de AYT'de çok rahat bir şekilde yetiştirirken TYT'de yetiştirme problemi olan öğrencilerimiz vardı. Bu öğrenciler yarım saatlik süreyi kullanacakları için en azından yetiştirememe problemi daha minimuma inmiş olacak. Bu anlamda netlerde yükseliş olacaktır. Bizim öğrencilerimizden aldığımız, Nesibe Aydın'ın öğrencilerinden aldığım bilgi de bu yarım saatlik süreyi daha çok Türkçe'de kullanmışlar artan sürelerini. Biraz da sizin de ifade ettiğiniz gibi matematikte sayılar ve problemler kısmına vermişler. Evet. Yani sonuç olarak beklentimiz geçen yılki netlerin üzerinde bir net gelecektir. Hem sınavın kolay olması hem de sürenin yarım saat daha uzatılması nedeniyle. Evet, şimdi Tuğba Hocam, dün akşam farklı bir akşamdı.
Bu akşam dün akşamdan da farklı olacak. Hani dün sınava girmenin bir heyecanı vardı. Şimdi ilk aşamayı atlattık. Yarın bir sınav daha var. Yani bu geceki psikoloji biraz daha da farklı. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi hani iyi geçti, tamam buna güvenelim mi? Yarın ne olacak kaygısı var. Ya da belki beklentimizin bir tık altında kaldık. Acaba yarın ne olacak endişesi var. Bu akşam ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz bir uzman olarak? Hocam öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani geçen bir sınavımız var, biten bir sınavımız var TYT. Artık bunun üzerine çok düşünmemek gerekiyor. Yani şu anda öğrencilerimiz, adaylarımız işte iyi yaptım, acaba yarın da iyi geçer mi dediğiniz gibi ya da kötü yaptım, yarın nasıl düzeltirim gibi yorumlamalardan aslında uzak durmaları gerekiyor. TYT defterini bence kapatabilirler. Çünkü yarın bence ve hep öğrencilerimize de söylediğimiz gibi pastanın büyük dilimindeyiz, yani AYT'deyiz ve her sene şunu görüyoruz. AYT gerçekten başarı sıralamaları noktasında çok daha ön planda oluyor. YKS sisteminde %40 TYT, %60 AYT gibi görünse de AYT'nin gizli bir etkisi ve daha büyük bir etkisi oluyor öğrencilerin sıralamalarını belirlemesinde. Onun için artık AYT'ye konsantre olsunlar. Sınavları iyi geçtiyse bile aslında kendilerini gevşetmemelerini öneriyorum. Çünkü yarınki sınava da yine bir sınav disipliniyle ve sınav bilinciyle girmeleri gerekiyor. Ya kolay geliyor, yapmasam da olur ya da kolay geldi, AYT de kolay olur gibi düşünmeden aynı disiplinle, özveriyle sınavlarına yaklaşsınlar, AYT sınavlarına. Tabii ki de bu süreçte birçok eş, dost, anne, baba, işte arkadaş çevresi konuşmak isteyecektir, fikir almak isteyecektir. O yorumlamalardan biraz uzak kalsınlar adaylarımız. Çalışmak isteyebilirler. Yani birçoğu belki hani son bir konu okuyayım, son bir tekrar yapayım gibi istekleri olabilir. Bunda herhangi bir engel ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Bakabilirler, fakat dikkat edecekleri nokta şu olsun. Kendilerini bedensel olarak yoracak şekilde çalışmasınlar. Bu çocuklar, bu adaylar yeri geliyor 5 saat, 6 saat sınav için emek veriyorlar. Bu kadar yoğun bir çalışma yapmasınlar. Özellikle gözlerini yoracak çalışmalardan uzak dursunlar. Daha sonra şeyi öneririm, dışarıdan yememek ve uyku düzeni, yani beslenme ve uyku düzeni gerçekten çok önemli. Bir gün daha sabretsinler ve sonra istedikleri gibi hareket edebilirler, yemeklerini yiyebilirler, ama bir gün daha bu konuda dikkat etmelerini öneriyorum. Minik geziler ya da yürüyüşler yapabilir adaylar. Bu rahatlamalarını sağlayacaktır. En önemlisi de aslında zihinlerini meşgul edecek uğraşlar yapmasınlar Sadık Hocam. Yani bir konu okumak istiyorlarsa bile ya da bir branşa yönelik bir çalışma yapmak istiyorlarsa bile çok fazla zihinlerini meşgul edecek çalışmalardan uzak dursunlar. İzledikleri, dinledikleri şeylere de, müziklere, filmlere, her neyse, onlara çok daha böyle yüzlerinde tebessüm oluşturacak, onları rahatlatacak, evet, faaliyetlerde bulunsunlar. Fazla bizim psikolojimizi etkileyecek öyle müzik veya filmden birazcık bu gecelik en azından uzak duracağız. Evet. Peki Nesibe Hocam, matematikte sözelin etkisi gittikçe artmaya başladı. Yani matematik sorularında neredeyse %50'ye yakın soruda sözelin ağırlığı hissedilmeye başladı. Bu tespit doğru mu? Bunun için ne yapmak gerekiyor? Ne dersiniz? Evet, sözel tabii ki bu TYT'deki sözel soruları aslında matematik sayısıyla karşılaştırdığınız zaman matematiğin sayısı tabii çok fazla. Sözelde 5'er soru var Türkçenin dışında. Ancak bu özellikle MF öğrencileri için sözel soruları belirleyici oluyor. Çok güzel bir tespit. Bir de geçen yılki, daha önceki yıllarda yöntemle çocuklar çalıştılar. İşte yorum ağırlıklı, okuduğunu anlamaya yönelik, bilgiyi yorumlamaya yönelik, diğer derslerle ilişkilendirmeye yönelik. Bu yıl birdenbire bilgi ağırlıklı, daha kısa sorular, bilgi ağırlıklı sorular sorulduğunda bu özellikle MF öğrencilerini biraz etkileyecek diye düşünüyorum. Matematiği
geçen yıla göre daha kolay yapmalarını aslında uygun buluyorum. Çünkü Türkiye genelinde matematik dersi biliyorsunuz öğrenciler için en korkulan, en öcü derstir. Bunu bu kadar zorlayarak öğrencileri yıldırmak yerine hep oturup kalkıp matematik çalışmak zorunda kalmamaları için, tüm derslere eşit ağırlıkta, eşit zamanlı vakit verebilmeleri için bence bu yılki matematiğin daha geçen yıla göre kolay soruluyor olması uygun. Tabii sözel TM öğrencileri için sözel sorularının yapılabilirliği daha yüksek olmalı diye düşünüyorum. TM öğrencileri ve TS öğrencileri, yani Türkçe matematik ve Türkçe sosyal öğrencileri için Türkçe ve sosyal sorularının yapılabilir oranının daha yüksek olması gerekiyor. Bu sene bilgi ağırlıklı sorulması, geçen seneden farklı olarak böyle bir farklılığın olması onları etkilememesi gerekiyor. Çünkü onlar sözel öğrencileri, bilgi ağırlıklı da, yorum ağırlıklı da hazırlanmış olmaları gerekiyor. Şimdi ortak bir soru olsun. Önce Tuğba hocamdan rica edeyim. Sonra da değerli Nesibe hocamdan. Şimdi baraj puanlarının kaldırılması, 150-180'in kaldırılması TYT'yi tamamıyla bir sıralama sınavına dönüştürmüş durumda. Peki bu durumda artık TYT'nin bir anlam ve önemi kaldı mı? İki tane sınav gerekli mi? Yoksa tek bir sınav yapılır, içerisine TYT tarzı sorularda monte edilebilir mi? Hani önümüzdeki süreçte, kısa vadede, belki de orta vadede bu sınav sistemi devam eder mi veya etmeli midir? Şahsi fikriniz nedir Tuğba Hocam? Hocam, öncelikle aslında biz uzmanlar da bu konuyu sürekli değerlendiriyoruz. Bundan önceki süreçte YGS, LYS olduğu zamanki sistem aslında öğrenciler için, belki de biz uzmanlar için en benim onayladığım ve beğendiğim bir sistemdi. Çünkü herkes kendi alanında tercih edecek bölüme göre mücadelesini veriyordu. Şimdi TYT ve AYT noktasına baktığımızda aslında ben ikili sınavın, belki şimdi adaylar bana kızabilir ama ikili sınavın olmasının öğrenciler için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben tek sınava giren bir neslin öğrencisiydim ve o sınavda yaptınız ya da yapamadınız oluyordu. Fakat TYT, AYT kombinasyonuna baktığımızda en azından öğrencilerin TYT, yani ilk sınavları, ilk oturumları istediği gibi gelmese de AYT ile birlikte bunu düzeltme ve toparlama şansları oluyor. Ben bu sınav sisteminin devam etmesi taraftarıyım. Fakat tabii bu eğitim sistemi 4+4 uygulamasından dolayı belki ÖSYM'nin kendi içerisinde bir sistemi 2023 belki 24 değiştirme düşünceleri olacağına yönelik de bazı öngörülerimiz mevcut hocam. Evet, peki Nesibe hocam? Evet, benim bununla ilgili tabii ki TYT, AYT olmalı. TYT biliyorsunuz daha çok bu 2 yıllık evet, üniversiteler, açık öğretim tercih edecek öğrencilerin, bir de bu genel yetenekle öğrenci alan üniversitelerin seçimini yapmada belirleyici. Onlar sadece şu anda TYT sınavına giren öğrenciler de var bu anlamda. AYT ise tamamen öğrencinin alanını belirleyici, bilgi ağırlıklı bir sınav. Tabii sınav bu şekilde devam etmeli, ancak benim önerim, tabii ki tek ne de olsa, TYT artı AYT de olsa, tek bir sınavla öğrencilerin 1 yıllık, daha doğrusu 4 yıllık çalışmalarını ölçüyoruz. Sınav olacak, sınavdan vazgeçemeyiz. Çünkü bu kadar öğrencinin hepsini üniversiteye yerleştiremeyeceğimize göre bu sınav olacak. Benim önerim, aynı ağırlıkta olan öğrencilere 2 veya 3 sınav yapılsın diyorum aynı yıl içerisinde. Çok güzel. Böylece öğrenci tek şansı değil de 2 veya 3 şansı olduğunu bilsin. Hangisinden daha yüksek almışsa öğrenci, o geçerli olsun. Bu öğrencileri inanılmaz derecede rahatlatacaktır. Kesinlikle. Yani TYT, AYT yapıyor işte. Bugün ve yarın TYT, AYT yapılacak. İşte 15 gün sonra bir daha TYT, AYT yapılacak veya bir ay sonra. Tekrar işte 3. sınav. Hiç olmazsa 2 sınav bu şekilde yapılırsa, aynı formatta, aynı ağırlıklı 2 veya 3 sınav ve hangisinden yüksek alıyorsan o geçerli olacak denildiğinde, en azından
tüm öğrenciler bilgilerini gerçek anlamda daha rahat aktaracaklardır. Çünkü bu tek sınav olması, bütün geleceğinin o tek seansa bağlı olması birçok öğrencinin gerçek bilgilerini aktaramamasına ve zarar görmesine sebep oluyor. Bizim amacımız nedir? Öğrencilerin gerçek bilgilerinin ortaya çıkması, herkes hak ettiği puanları alması. Çok doğru, çok yerinde bir teşhis. 1974 yılında ÖSYM'nin kuruluş amacı zaten buydu. Yüksek öğrenime, öğrenci seçme ve yerleştirme merkeziydi. Sonra baktılar ki hani işini iyi yapıyor. Ver Allah'ım ver. Bütün sınavları verdiler. Şimdi diğer sınavların yanında üniversite sınavında yapar pozisyona geldi. Tamam işini güzel yapıyor da yılda bir kez, iki aşamalı da olsa yılda bir kez. Hani iyi geçti, kötü geçti insanlık hali. Bazen bizden kaynaklanıyor, bazen dışarıdan kaynaklanıyor. Diyelim ki olmadı. Bir yıl maddi manevi kayıp ülke açısından, ebeveynler açısından ve genç açısından. Bu beklentiyi durdurmak çok büyük bir zarar. Hocamın da arz ettiği gibi yıl içinde 3-4 kez ALES bile 2 kez yapılıyor. Tamam bunun öğrenci sayısı fazla ama yılda 3-4 kez ÖSYM bunu rahat yapabilir ve yapılmalı zaten. Yapay zekanın söz edildiği bir dönemde. Her neyse. Şimdi Tuğba Hocam, barajı geçen öğrenci sayısı, baraj yok da hani o sınırdaki öğrenci sayısı büyük olasılıkla artacak. Peki bu tercihlerde nasıl bir yığılma neden olabilir? Tercihler açısından şu anda ne söyleyebiliriz? Hocam, tercihler ya da sıralamalarla ilgili konuşabilmek için aslında AYT'nin de bir geri bildirimini almamız gerekiyor. Çünkü demin de bahsettiğim gibi sıralamaları çok yükselten aslında AYT kısmı oluyor. Ama biraz önce hani şeyi söyledim. Daha çok öğrencilerin yığılma ya da işte bu barajsız geçişte daha çok 150-180 puanı alan veya hani 230 puan civarındaki adayların daha etkileneceği bir nokta olacak. Tabii üst kısımlarda AYT'nin yapılabilitesine bağlı olarak belli dilimlerde yığılmalar söz konusu olacaktır mutlaka ki. Ama net bir tabloyu bence yarın AYT'den sonra çok daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Evet. Peki son olarak Nesibe Hocam, yarın için ne söylersiniz ve bu akşamki davranışımız ne olmalı? Evet, az önce rehberlik koordinatörümüzün de söylediği gibi TYT artık bitti. İyi geçti, orta geçti, kötü geçti. Bunu hiçbir şekilde artık kafamıza takmıyoruz. Sadece yarınki sınava odaklanıyoruz. Yarınki sınavla ilgili de sınav acaba zor mu olacak, kolay mı olacak? Bugünkü sınav kolay geçti, iyi geçti, işte yarınki sınav da kolay olacaktır mutlaka diye kendimizi kolaya şartlandırmayalım. Veya bugünkü sınav kolay oldu, yarınki sınav çok zor olacak. Ya yapamazsam ya başaramazsam gibi zora kendimizi şartlamayalım. Zaten sınav zor da olsa, kolay da olsa, herkes için zor olursa herkes için zor, kolay olursa herkes için kolay olacak. Önemli olan yarınki sınavda öğrencilerimizin çoğu zaten Türkiye genelinde artık sınav taktiklerini iyi biliyorlar. Önemli olan süremiz de var. 180 dakika gibi zaten ikinci bir alanı yapmayacaksak eğer sadece işte MF öğrencisi yeteri kadar süre var. Matematik feni yapacaksa evet yeteri kadar 180 dakikada süremiz var. Bununla ilgili de herkes zaten yeterince pratik yaptı. Önemli olan sınavda yapabileceklerini yapıp garantiye almak. Yapamadıklarının üzerinde de geçmek onları. Kalan vaktimiz olursa tekrar onlara birer kez daha bakmak. Bu akşam kendilerine önerim, akşam yatmadan önce ılık bir duş alsınlar. Melisa çayı, ıhlamur gibi kendilerini sakinleştirici içeceklerden içebilirler. Akşam evlerinde çok dışarıda kalmasınlar çok uzun süre. En geç akşam 8-8.30 gibi mutlaka evde olsunlar. Akşam yemeklerini de evde yemelerini öneriyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve çok ağır olmasın, yine hafif yiyeceklerden olsun. Peki,
Çok teşekkür ederiz değerli fikirleriniz, evet, görüşleriniz için. Yarın saat 16'da tekrar birlikte olacağız inşallah. Rahat bir akşam diliyoruz sizlere ve yarınki sınavda da başarılar diliyoruz. İnşallah hayır haberlerinizi bekliyoruz. Tekrar yarın birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.